Bir devletin temel organları yasama, yürütme ve yargıdır. Bu unsurlar içerisinde halkın gündemini en çok meşgul eden şüphesiz ki yürütme organıdır. Bir devletin yürütme faaliyeti kamu organları aracılığıyla yerine getirilir. Bu yürütme faaliyeti hiyerarşik bir yapılanma sayesinde memurlar ve bürokratlar aracılığıyla gerçekleştirilir. Bu yapının genel adı bürokrasidir. Bürokrasi kavramı Fransızca koyu renk çuha veya kumaş ile Yunanca kratos yani güç iktidar anlamına gelen iki kavramın birleşmesiyle meydana gelmiştir. Bürokrasi olumlu anlamda hiyerarşik yapılı, yazılı kurallara dayalı, sürekli ve kayıt altında olan, gayri şahsi kararlar alan devlet örgütlenmesine verilen isimdir. Bürokrasi olumsuz anlamda kırtasiyecilik, gereksiz formaliteler bütünü, adam kayırma ve otoriteye aşırı bağlılık sistemi, gereğinden çok yazışmalara sebep olan, keyfi kararlar verilen ve koltuk sevdası olan yapının ismidir. Bürokrasi kavram olarak her ne kadar 1745 yılında Fransız iktisatçı Vincent de Gournay tarafından kullanılsa da tarihin her döneminde devlet yönetiminde faydalanılmış bir sistemdir. Çünkü yüz yüze iletişimin mümkün olmadığı ve iş bölümünün çeşitlendiği kalabalık sistemlerde bürokrasi zorunluluk haline gelmektedir. İlk toplumlar olan avcı ve toplayıcı topluluklarda bürokrasinin oluşmadığını görmekteyiz. Çünkü bu topluluklarda kesin bir yöneten ve yönetilenler ayrımı olmamıştır. Ayrıca topluluk sayısının çok az olması ve iş bölümünün çok çeşitlenmemesi nedeniyle bu topluluklarda bürokrasiye ihtiyaç duyulmamıştır. Tarihin en büyük bürokratik yapı örneklerinden birini Mısır'da görmekteyiz. Nil Nehri'nin tarımsal ve ekonomik faaliyetler için kullanılması Mısır'da bürokrasinin gelişmesine sebep olmuştur. Nil Nehri bazı dönemlerde taşmakta, bu da tarımsal faaliyetleri olumsuz etkilemekteydi. Bu taşma zamanlarını hesaplamak ve sel felaketlerinin zararını en aza indirmek için kanallar yapılması gerekliydi. Mısır'da katipler isimli devlet memurları bu gibi sorunların çözümünde sorumlu bürokratik bir sınıf olarak ortaya çıktı. Çin'de köklü bir bürokrasiye sahip ülkelerden biridir. Çin bürokrasisi kuzeyden gelen Türk akınlarına karşı büyük bir ordu organize etmesi ve Çin Seddi gibi büyük bir imar projesine girişmesi nedeniyle ortaya çıkmıştır. Bu bürokrasi Mandarin adı verilen memurlar aracılığıyla oluşturulmuştu. Mandarinler uzun ve sıkı bir eğitime tabi tutuluyor, bu eğitimin sonunda memurluk sınavına giriyordu. Devlet memurluğu toplum içindeki en saygın statülerden biriydi. Dünya tarihinin en önemli imparatorluklarından biri olan Roma, geniş topraklarını sıkı bir bürokratik yapıyla yönetiyordu. Roma İmparatorluğu oldukça sıkı bir askeri ve bürokratik hiyerarşiye sahipti. Roma İmparatorluğu'nun mali ve siyasi krizler nedeniyle bozulan bürokrasisi devletin yıkılmasına neden olmuştur. Orta Çağ'da Avrupa'nın siyasi iklimi nedeniyle bürokrasi gelişememiştir. Fakat bu dönemde Osmanlı İmparatorluğu'nda bürokratik hiyerarşi oldukça gelişmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nda kalemiye, ilmiye ve seyfiye sınıfı bürokratik bir yapı olarak geniş bir coğrafyaya hükmeden devletin yürütme faaliyetlerini gerçekleştiriyordu. Osmanlı'nın yıkılmasının ekonomik, siyasi ve sosyal nedenleri vardır. Fakat bu nedenlerden en önemlisi bürokratik yapının çağın gereksinimlerine sırt çevirerek önce kendini sonra devleti yıkması olmuştur. Yeni çağa girerken feodal yapının çökmesi, milli devlet modellerinin yaygınlaşması, kentleşmenin ve doğal olarak iş bölümünün artması, devletlerin rasyonelleşmesi, teşkilatlanmanın artması, kapitalizmin gelişmesi, para ekonomik sistemlerinin güçlenmesi bürokrasiyi güçlü bir şekilde tekrar ortaya çıkarmıştır. Tarih boyunca ortaya çıkan bürokrasi tiplerini sınıflandırdığımızda 3 tür karşımıza çıkar. Bunlardan ilki patrimonyal bürokrasidir. Bu tür sistemlerde bürokratik yapı halkın ihtiyaçlarından ziyade liderin yönetme ihtiyacından doğmuştur. Bu nedenle memurlar yönetmelik, kanun ve tüzüklere itaat etmekten ziyade kendini o mevkiye getiren liderine itaat eder. Devlette görev dağılımı liderin kişisel tercihleri doğrultusunda dağıtılır. Bu bürokratik sistemde tam anlamıyla oturmuş bir görev dağılımı olmadığı için devletin her kademesinde geçici görevlendirmeler olağan bir durumdur. Osmanlı'daki bürokrasi tipi patrimonyal bürokrasidir. Patrimonyal bürokrasinin olumsuz özellikleri şöyledir. Memur olmada liyakatin ortadan kalkması, amirin geniş bir emir yetkisine sahip olması ve sert bir ast-üst ilişkisidir. Orta Doğu ülkelerinin büyük bir kısmı hala bu bürokrasi tipine sahiptir. İkinci bürokrasi tipi hukuki rasyonel bürokrasidir. Tüm bürokratik yapı içinde somut durumları karşılayacak kanunlarla ayakta durur.
Bürokratik yapı içindeki tüm memurların görev tanımı tam olarak yapılmıştır. Kişisel torpiller memur olmada işe yaramaz. Memur olmak için liyakat sahibi olmak gerekir. Her memur bir üst amirine karşı sorumludur ve bu sorumluluğunun sınırları kanunla belirtilir. Sonuncu bürokrasi tipi rasyonel üretken bürokrasidir. Bu tip bürokrasilerde memurlar yaptıkları iş için oldukça detaylı bir eğitim aldıklarından dolayı işin uzmanıdır. Bu sistemde hiyerarşik denetime ihtiyaç duyulmaz. Bürokratik yapı hantal değil, sorunlara ani ve kesin çözümler üreten bir yapıdadır. Bir iş yerinde çalışma süreniz yani kıdeminiz işe girmede yeterli değildir. Memur olabilmek için o işin uzmanı olmanız gerekmektedir. Bu nedenle bu tip bürokrasilerde memur olmak için hısım akraba veya torpil aramaktan ziyade iyi bir eğitim almak gerekmektedir. Videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca videoyu sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı ve en önemlisi kanalıma abone olmayı unutmayın. Esen kalın.